Şimdi sorumuz bir mantık sorusu. Burada bir sürü harf görüp kafamız karışmasın. Aslında şöyle diyor. P önermesine göre A sıfırdır demiş. Peki A sıfır olsun. A artı B de sıfırdır demiş. Bunun olması için B'nin de sıfır olması lazım. A çarpı B sıfırdır demiş. Bu önermeler veriliyor. Buna göre aşağıdaki koşullu önermelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar, birinin birini sağlıyor olması lazım. Burada şu yazılmış olan ifadelere baktığımızda A sıfır olduğunda çarpımlarının her zaman sıfır olduğunu biliyoruz. O yüzden P ise R dediğinde bu her zaman doğru olacaktır. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Burada güzel bir ispat sorusu var. Bir öğrenci doğru olduğunu düşündüğü aşağıdaki iddiayı ispatlarken bir hata yapmış. İddia şöyle: f x'ten y'ye bir fonksiyon olsun. A ve b kümeleri x'in birer alt kümesi olmak üzere f a kesişim b eşittir f a kesişim f b'dir. Öğrencimizin ispatı şöyle: f a kesişim b ve f a kesişim f b kümelerinin birbirlerinin alt kümeleri olduğunu gösterirsem ispat biter. Şimdi C elemanıdır FA kesişim B alalım. Birinci adımda öğrencimiz şöyle yapmış. C, FD olacak biçimde bir D vardır A kesişim B'nin içinde. İkincisi, D elemanıdır A ve D elemanıdır B olduğundan FD de FA'nın ve FB'nin elemanıdır. Böylece C, FA, C eşittir FD elemanıdır. FA kesişim FB. Doğru, buraya kadar sorun yok. Diğer taraftan C elemanıdır. FA kesişim FB diyelim. Üçüncü adımda şöyle diyor. C elemanıdır FA ve C elemanıdır FB olur bu durumda. Buradan da C eşittir FA olacak biçimde bir A elemanı ve C eşittir FB olacak biçimde bir B elemanı A kümesinden ve B kümesinden bulunur. Tamam, bu da doğru. Sonra diyor ki dördüncü adımda C eşittir FA ve C eşittir FB olduğuna göre AB'ye eşittir. Hayır, her zaman doğru değildir bu durum. Koyduğunuz değerler farklı olduğu halde sonuçlar eşit çıkabilir. İşte burada yanılıyor öğrencimiz. Yani şöyle bir şey yok. Böyle bir genelleme yapamayız. Ne diyor zaten bize? Bu öğrenci numaralanmış adımların hangisinde hata yapmıştır? Dördüncü adımda hata yapmıştır. Yani doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bu soruda bir önerme veriliyor ve önermenin yanlış olduğunu gösteren örnek isteniyor. Önermemiz şöyle: x, y ve z birer küme olmak üzere x, y'nin alt kümesi ve x aynı zamanda z'nin alt kümesi ise y, z'nin alt kümesidir denmiş. E şıkkına baktığımızda burada x kümesinde verilen bir elemanı y'nin elemanıdır. Evet. Z'nin de elemanıdır. Evet. Öyleyse her ikisinin de alt kümesidir. Ancak burada verilen y kümesi Z'nin bir alt kümesi değildir. O yüzden bu önermenin yanlış olduğunu gösteren örnek E şıkkında mevcuttur. Doğru cevabımız E olacak.